Evet arkadaşlar, gün geçmiyor ki bir dolandırıcılık haberi veya bir dolandırıcılık şeklini duymayalım. Yani inanır mısınız, bugün sabah 3 tane ayrı dolandırıcılık mesajı geldi. İşte bir tanesi bir yerde çalışırken oradan para bulmuş da bu paralar bilmem değerliymiş de, yani tanımıyorsun etmiyorsun. Bu bir. İkincisi, işte efendim size bir icra takibi açılacak. İşte bizi arayın falan gibisinden. Artık öyle bir konu yok. Üçüncüsü, bu elektronik kantarlarla ilgili. Yani kantarların bir hilesi var. Kantarların bir hilesi var. Yani eskiden o çift, hani hukukçuların o iki kefeli terazileri vardı, elden tutmalı. O bu dilini tutarsan, şu dilini tutarsan oradan hile yapabiliyordun. Sonra efendim yer terazileri çıktı. Kiloyu koyuyorsun, efendim malı koyuyorsun, tartıyorsun. Kilolar var, gramlar var falan. Sonra elektronik teraziler çıktı. Bunlarda da ayarlar var. Şimdi de uzaktan kumandalısı çıkmış. Şimdi sen bir yerden bir mal alacaksın. Tabii ki akıllı adamsın, kurnaz adamsın. Hemen diyorsun, önce ben kendimi bir tartayım, ben kilomu biliyorum. Tartılıyorsun, kilon net. O zaman terazi doğru. Sen iniyorsun, efendim malı koyacaksın, adam oradan kumandaya bir dokunuyor, malı eksik tartıyor veya fazla tartıyor. Olur mu? Oluyor. Oluyor. İşte konu bu kadar basit. Daha sonra bir bakıyorsun bir yerden, yani 1000 kilometre öteden bir avukat arkadaş seni arıyor ciddi ciddi. Diyor ki bana vekalet ver. Vekalet ücretini de ben öderim, git notere. Ben seni tanımıyorum etmeyeyim. Vekalet demek, ben her şeyin bütün, yani kanuni, yani vatandaşlık haklarımı sana devrediyorum demektir bu. Yani sonra diyor işte burada bir dava açalım, seni işte şöyle savunalım, sana şu kadar para gönderelim, çok kısa bir zamanda, yani 2 ayda 3 ay gibi bir zaman. Ya davaların ne kadar sürdüğünü ben biliyorum, bir. Şimdi sen noter parasını ödeyeceksin. Makbuzu sen alacaksın. Senin ödediğin belli. Sonra davayı hep kazanacaksın diye bir kanun yok. Davayı kaybedeceksin. Karşı tarafın vekalet ücretini ödeyeceksin. Dava masrafı sana yüklenecek. Efendim, sonra sen döneceksin. Vekalet ücreti isteyeceksin. Kanuni hakkındır. Sonra o noterde ödediğin vekaletin parasını da isteyeceksin. O da hakkındır. Vermem deme şansın yok. İcraya koysan yasal faiziyle ve artı %10 yine avukatlık ücretiyle beraber tahsil edeceksin. Bir de tahsil harcı falan derken o 3 katına çıkacak. Yani nasıl yani telefon açıyorlar, efendim işte vekaletini bana ver. Ya ben kardeşime diyemem bana vekaletini ver diye. Yani amcama diyebilir misin bana vekaletini ver amca, ben seni temsil edeyim. Sen adresini bilmiyorsun, ismini bilmiyorsun, şeklini görmemişsin. Arada 1000 kilometre yol var, telefondan seni arıyor, bana vekaletini ver diyor. Nasıl bir cesaret, nasıl bir çalışma sistemi onu bilmiyorum. Yani biri Kanada vekaletini verirse, yandı ki yandı. Yani o avukat arkadaş, vekaleti alan avukat arkadaş, alana kadar diyor ki, vekalet ücretini de ben veririm, sen hiç masraf etme diyor. Davayı da ben açarım diyor, dava parasını da ben veririm. Ama hepsini hukuken senden alır. Kat be kat alır.